Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kutbelerini konu edindiğimiz bir videomuzda daha birlikteyiz Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda haylara vesile eylesin Bu ikinci videomuzda fil Kur'an ve hamletihi ve sureti Yasin. Yani Kur'an-ı Kerim hakkında, onu ezberleyenler hakkında ve Yasin-i Şerif hakkında Efendimiz Aleyhisselam'ın irad ettikleri, efendim, şekillendirdikleri bir seslenişi, bir hutbesiyle birlikte olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammed ibn Ali'in radiyallahu anhu kal. Ali bin Muhammed radiyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki, o şöyle demiştir. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El-Kur'anu afdalu min kulli şeyin dunallahi teala. Kur'an-ı Kerim allah Teala'nın dışındaki her şeyden daha üstün, daha faziletlidir. Ve fadlul Kur'an'ı ala sairil kelam. Kur'an-ı Kerim'in diğer kelamlara, diğer sözlere, kitaplara olan üstünlüğü ke fadlillahi ala halqihi. Allahu Teala'nın yarattıklarına olan fazlı ve üstünlüğü gibidir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelamı sözüdür. Femen vakkara'l Kur'ane kim Kur'an-ı Kerim'e hürmet ederse ona vakarlı bir şekilde layık olduğu şekilde davranırsa fakat vakkara Allah Allahu Teala da onun hakkını gözetir, ona saygı gösterir, ona değer verir. وَمَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْقُرْآنَ لَمْ يُوَقِّرِ اللّٰهِ Kim de Kur'an-ı Kerim'e gereken önemi değeri vermez, ona hürmet etmezse Allahu Teala da o kimseye değer vermez, onu sefihler arasına kaydeder. Ve hurmetul Kur'an indallahi Teala. Allahu Teala'nın katında Kur'an'ın hürmeti ke hurmetil validi ala Babanın çocuğuna hürmeti gibidir. Konumu gibidir yani. El-Kur'anu şâfi'un muşeffi'un. Kur'an-ı Kerim'in kendisi şefaat edendir ve şefaati kabul edilendir. Ve mahilun musaddikun. Ve o üstün gelendir, doğrulayandır. Yani Efendimiz Aleyhisselam ve hakikatleri doğrulayandır. Femen şefa'a lehul Kur'anu şefa'a. Kim Kur'an ile e, şefaat yardım dilerse diyelim burada. Şefaat dilerse şefaa Allahu Teala ona yardım eder ve o kimseye veya şüfa da diyebiliriz ona yardım edilir. <laughs> e, şu şefaanın failini Kur'an-ı Kerim yapacak olursak kim Kur'an-ı Kerim ile yardım isterse e, Kur'an ona yardım eder ve men bihil Kur'anu sadaka. Kim Kur'an ile bir tartışmaya, çekişmeye veya bir gerçeği hakikat peşine düşerse sadaka doğru söyler. Ve men ca'lehu emamehu. Bir kimse onu kendisine rehber edinirse veya onu kendisine rehber edinen kimse gadehu ilel cenne. O Kur'an-ı Kerim onu cennete yol gösterici olarak cennete götürür. Ve men halfehu bir kimse Kur'an-ı Kerim'i arkasına atarsa, önemsemezse, ciddi almazsa seyakahu ile nar o zaman da Kur'an-ı Kerim onu cehenneme alır götürür, sürükler. Hamalatul Kur'an Kur'an'ın taşıyıcıları, onu ezberleyenler, hafızları efendim, humul ne bir rahmetillah. Allah Teala'nın rahmetini, rahmetiyle kuşatılan kimselerdir, kuşatılmış kimselerdir. El mülabbesûne Nurallahi Allah Teala'nın nuru onlara giydirilmiş kimselerdir. El muallimûne Allah. Onlar Allah Teala'nın kelamının, Kitabullah'ın Kur'an-ı Kerim'in öğreticileridir. Ve men velâhum kim onlara yardımcı olur, onlara dost olur, onların destekçisi olursa fakat velallah onlar Allahu Teala'nın dinine, kitabına, e, İslam'ına efendim vahyine destek olmuş, dost olmuş olurlar. Ve men adahum kim onlara Kur'an-ı Kerim'in taşıyıcılarına düşmanlık ederse fakat adallah muhakkak ki o kimse efendim Allahu Teala'ya düşmanlık etmiş demektir. Yakulullahu tebaraka kesmuhu yüce ismi efendim ismi yüce olan Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ya hameletel Kur'ani Ey Kur'an'ın taşıyıcıları istecibu li rabbikum bi tevkiri kitabi. Allahu Teala'nın kitabına olan hürmetle Rabbinizden isteyiniz. Yezidkum hubben. Böyle yaparsanız sevgi bakımından siz ee, Allahu Teala sizi artırır ve yuhabbibkum ila ibadihi ve sizi kullarına Allahu Teala sevdirir. Yurfa'u <laughs> evet, an mustemi'il Kur'ani bel ve dünya. Evet, Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kimseden, Kur'an dinleyicisinden dünya belaları kaldırılır. Ve yudufa'u an talil Kur'ani şerrel ahira. Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden, yani anlayarak ağır ağır tane tane hakkını vererek okuyan efendim kimseden ahiretin şerleri def edilir. Ve men istema ayeten min kitabillahi. Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın kitabından bir ayet işiten kimse kana lehu hayran min sabirin zeheben altından bir dağdan daha hayırlı bir karşılık almış demektir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyan, dinleyen kimse altından bir dağdan daha hayırlı bir mükafata kavuşmuş demektir. وَمَنْ قَرَى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabından bir ayet okuyan kimse كَانَ اَفْطَلَ مِمَّا تَحْتَ الْعَرْشِ ile تُخُومِ arşın altından tohumlara varıncaya kadar ne varsa hepsinden daha faziletli, daha önemli, daha kıymetli bir iş yapmış, daha büyük sevaplar kazanmış demektir. Ve inne fi kitabillahi le sureten. Muhakkak ki Allah'ın kitabında bir sure vardır ki, şuradan sure sonunun sıfatı olacak. Tud'a'l-azizetü yud'a sahibuha eşşerif yevmel kıyame. O sureye El Azize ismi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Allah'ın kitabında onun adı Azize'dir. Yud'a sahibuha eş-şerif ve o okuyanını, onunla amel edeninin eşşerif olarak çağrılmasına sebep olandır. Yani onun sahibi okuyucusu yevmel kıyame, kıyamet gününde şerif olarak çağrılacaktır, çağrılır. Teşfavli sahibiha Eksera min ve mudar ve mudarra. Ee, o Yasin-i Şerif'in sahibi olan kimse, Rabia ve Mudar kabilelerinden daha fazla kimseye şefaat edecektir. Ve hiye Surat Yasin, işte o Yasin suresidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın layıkıyla değerini bilenlerden olabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Bu duyduklarımızla öğrendiklerimizi amel edebilmeyi Rabbimiz lütfeylesin ve inşallah hem dünyada hem de ahiret yurdunda Kitabullah'ı Cenab-ı Hak bizlere şifat eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.